Yaklaşık 12 yıldır bu işle uğraşıyorum. 12 yıldır. Ve son 6 senesini profesyonel olarak uluslararası müsabakalarda mücadele ederek sürdürüyorum. 2020 Tokyo Olimpiyatlarında üzücü bir tecrübe yaşadım. Gittim, tecrübe ettim ve yoğun stresi kaldıramayıp maalesef başarısız bir müsabaka çıkarttım. Daha sonrasında hemen bir sene ardına bu büyük zaferi kazandım kendim için. Büyükler Avrupa Şampiyonlarını artık bir seri haline getirdim. Çünkü ikincisini aldım. Umuyorum ki bundan sonraki müsabakalarda da ve önümüzdeki sene de özellikle bu seriyi devam ettirebilmek için bir Büyükler Avrupa Şampiyonluğu almayı da hedefliyorum. Peki. Bu spora 5. sınıfta 9 yaşındayken başladım. Hoş olmayan sebeplerden dolayı başladım. Okulda çok rahatsız ve yaramaz bir çocuk olduğumdan dolayı hocalarımın da yönlendirmesiyle enerjisini daha verimli harcayabilmesi adına bu spora yönlendirildim. Daha sonrasında bana çekici gelmeye başladı. Daha sonrasında il müsabakaları ve Türkiye şampiyonalarına da gidip derece kazandıktan sonra ben de artık bir heves oluşmaya başladı. Bu şekilde yaklaşık 3,5-4 sene devam ettim ve 4 senenin sonunda ilk milli takım tecrübemi yaşadım. Milli takıma seçilip 2 ay Isparta'da kamp yaptıktan sonra ilk yarışma Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa üçüncüsü olmuştum. Daha sonrasında artık dedim ki ben buradan yürürüm ve bu şekilde benim maceram başladı. Kamp esnasındasın, her gün bir önceki günü tekrarlıyor. Sabah kalkıyorsun, antrenman geliyorsun, yemek yiyorsun, tekrar antrenman yapıyorsun. Bu belli bir düzeye girdikten sonra artık ciddi problemler yaşatmaya başlıyor bünyeye. Sürekli bir sürüntüye sokma oluyor. En çok bunun sıkıntısını yaşıyorum. Çünkü yapacak bir aktiviten yok. Dışarıya çıkmak istiyorsun. Belli zaman aralığında dışarıda kalabiliyorsun. Geri gelmen gerekiyor, dinlenmen gerekiyor. Bir önceki günü tekrarlaman gerekiyor. Benim için en büyük problem bu. Sakatlığı çok gözetmiyorum. Çünkü çok ciddi sakatlıklar geçirdim. Artık bunun bilincinde ve olgunluğundayım. Acı eşiğimi yükselttim. Nerelerde ne kadar sakatlığa dayanabileceğimi, ne kadar acı çekebileceğimi bildiğim için bunlar aslında benim için ikinci plan. İlk çekingen bir çocuktum aslında. Çok böyle arkadaş ortamına girip dahil olup ya da yeni insanlarla tanışamazdım. Bu sporu yaptıktan sonra bir özgüven, bir cesaret geldi kendime. Ve hani dışarıda birisiyle tanışmak istediğimde, konuşmak istediğimde, hem yaptığım branştan veyahut da üniversitedeki arkadaşlarımla hiçbir zorluk yaşamadığımda, İşte veyahut da üniversitedeki arkadaşlarımın tanışmak istediğimde ya evet biz seni tanıyoruz daha öncesinde görmüştük muhabbetleri falan. Aslında benim için büyük bir kazançtı. Özellikle halter branşına başlayacaklarsa bilsinler ki ciddi bir sabır gerekiyor. Çünkü bu spor birçok branşa göre sadece teknik üstüne yapılan bir spor değil. Aynı zamanda gücü de kullanmanız gerekiyor. Yani, ve ikisini bir yaptığınızda gerçekten artık uluslararası bir düzeye yükselmeniz an meselesidir. Sabırlı olsunlar, acıya dayanmayı öğrensinler. Ülkemizde aslında halter branşı geçtiğimiz yıllarda Naimlerin, Halillerin dönemlerindeyken ciddi bir popülerite yakalamıştı. Daha sonrasında bu popülaritenin belli nedenlerden dolayı aşağı düşmesi ve şu anda gerçekten bir bataklığın içinde olması. Yani şu andaki bütün aileler geçmişten günümüze kadar bu sporun işte boy kısalttığını, İşte ağırlık kaldırdığı zaman kilo altında ezileceğini veyahut da işte sakatlandığı zaman kolunun bacağının kırılacağını ve bunları sürekli yaşayabileceklerini düşünüyorlar. Bu tamamen saçma bir algı. Yani bir kere bu sporun boy kısaltma gibi bir mantığı olamaz. Böyle bir mantık olsaydı insanların kafasına vura vura kısaltıp çeke çeke uzatmaları gerekirdi. Kısa boylu halterci daha güçlü ve daha dinamik olduğu için kilonun altında daha hızlı girip çıkabildiği için daha çok kısalar tercih edilir bu branşta. Aslında en büyük destek sadece şahsı ve sporcuların adına değil, tamamen salonlara bir kilo ve de şey yardımı yapılması. Kaldı ki zaten son yönetimde bunlar yeterli bir şekilde tamamlandı. İşte geçtiğimiz zamanlarda yapılan başkanlık seçimlerinde hem kendi milli takım antrenörümüz geçmişteki aynı zamanda da şu anda federasyon başkanı olan Talat Ünlü hocamız bu sorunun üstesinden geldi. Birçok salona yeni kilo ve bar temin etti. Bu şekilde yeni başlayacak, altyapıdan yetişecek çocuklara da bir fırsat sundu, bir yol açtı onlar için.
Tamam.